Ömer Lekesiz Hazreti Süleyman'ın Sofrası Tarzı itibariyle modern tarih, manzara resimlerindeki figürler gibidir. Manzaranın şeklini gösterir, rengini göstermez. Hikayeler, mesneviler, menakıbnameler, tezkireler, hatıralar, seyahatnameler, meseller, masallar, tahayyülat, muhayyelat ve benzeri ise onun renklerini oluşturur. O emsal tabloda renkler yoğun olduğunda, Figürler belirsizleşir. Figürler çok belirgin olduğunda ise renkler ifadesizleşir. Dolayısıyla tarihin nesnelliği, kuruluğu veya soğukluğu ancak hikaye ile onun nemliliği veya sıcaklığı sayesinde duygu da yüklenerek dengelenebilir. Bu manada modern tarih zamana şeklen hükmetme iddiasını taşırken, klasik tarihi de içkin olan hikaye zamansallık yoluyla zamana katılmayı benimser. Tarihin şu nedenle şu yıldaki bir kaydı, hikayede fi tarihindeki hallere bağlanarak genişler ve genelleşir. Yunus Emre Enstitüsü'nün Madrid Şubesi Müdürlüğü'nü yürüten İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ersin Adı Güzelle, TV.net'in Endülüs'te Ramazan programına son konukluğunun öncesinde benim modern tarih kayıtlarda yer alamayan bir olayı ekranda dile getirme talebime karşılık onun bu olayın delili var mı sorusuna verdiğim, ben bilim adamı değilim, edebiyatçıyım, sizin mesleğiniz gereği söyleyemeyeceğiniz bu şeyi söyleyebilirim şeklindeki şaka yüklü cevabım, fi, zamansal olanla zamanın akışı içinde vuku bulan arasındaki yukarıda zikrettiğim farkın somutlaştırılabilmesi için sanırım yeter bir örnek olsa gerektir. Bu hususu vurgulayışımın nedeni, TV net ekranında Endülüs'ü konuşurken, elbette ilgili araştırmaların nihayete ermemesine ve bu manada kat edilmesi gereken yolun uzunluğuna rağmen Endülüs tarihine dair mevcut kaydi bilgilerin yeterli geldiğini ancak hikayelerin çok büyük bir bölümünün unutturulduğunu fark etmemdir ki bu manada fethin gerçekleşme zamanlarıyla Granada'nın düşüşünden itibaren sona kalan Müslümanların, müdeccenlerin, daha bir yüzyıl boyunca yaşadıkları arasında silikleştirilme, belirsizleştirilme bakımından ilginç bir eşitlik söz konusudur. Örneğin Tarık bin Ziyad'ın Şam'a döndükten sonraki hayatı ne kadar karanlıkta kalmışsa veya karartılmışsa, köleleştirilmeye itiraz eden berberi zalhaların ronda uçurumlarından atılışları da aynı akıbete tabi tutulmuştur. Her iki konuda da tarihi belgenin bulunmayışı bunların gerçekliğini ortadan kaldırmaz ve Müslüman tahayyülü de boşluk kabul etmeyeceğinden bunlar için gerekli karşılığı üretmek zorundadır. İşte hikaye dediğimiz husus burada devreye girer ve belgesizlik nedeniyle modern tarihe konu olmayan gerçeklikleri zapt ederek ümmet hafızasına, hatırasına ekleme görevini bir hakkın üstlenir. Ümmet hafızası dediğimizde hikaye yoluyla üretilecek ilk şey nebevi bir aidetin tesis edilmesidir. Endülüs esasında bu husus İbnül Esir'in İslam tarihindeki şu bilgiyle ispatı mümkün olmadığı için tarihi bilgi değil, tarihsel hikaye oluşuyla tahakkuk eder. Endülüs adının Hazreti Nuh'un oğlu Yafes'in oğlu olan Endülüs'ten geldiği söylenmiştir. Yafes'in oğlu Endülüs burayı ilk imar eden kişidir. Müslüman mühayyiresi burada nebevi bir aidiyetle Endülüs'ü bir iman toprağı kılarken Yafes'in aynı zamanda Türklerin atası olarak gösterilmesi yönünden Endülüs halkıyla Türkler arasındaki ırki sınırı silikleştirir ve dolayısıyla hem din, eddin hem de İslam'ın kılıcı hükmündeki Türkler üzerinden kavmi bir bağ ile akrabalık duygusu yaratılır. Bu kurucu hikaye, kuruluş hikayesi önemlidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Nebevi tarihin adı Allah ve peygamberi tarafından bildirilmiş olan başka bir peygamberle, hem de gündelik hayata, mevcut siyasete, iktidar ilişkilerine dokunan yeni hikayelerle serimlenmesi beklenir. Yine Endülüs esasında Hazreti Süleyman'ın sofrasıyla, yemek masasıyla ilgili hikayeyi buna örnek olarak verebiliriz. İbnül Esir'in tarihi dahil birçok kaynak eserde Musa ile Tarık gibi iki büyük Fatih'in küskünlük nedeni olarak da gösterilen sofra, şimdi Tarık'ın yolu olarak bilinen, Vadil Hicara'daki seferi esnasında yolu sofra şehrine çıkan Tarık tarafından elde edilmiştir. Musa bu ganimetin kendisine verilmesini beklemiş. Tarık da o talep gelmeyince sofrayı ona vermemiştir. Güya bu arzu ve bekletme iki Fatih'in karşılıklı küskünlüklerine neden olmuştur. Elbette düşünen akıl bu olayda Süleyman'ın sofrası Filistin'den buraya nasıl gelmiş olabilir diye sorabileceği gibi sofranın kültür tarihinden hareketle o devirde sofranın kültürel hayata girip girmediğinden yana kuşku da duyabilir. Hikaye bakımındansa bu soruların hiçbir değeri yoktur. Yeşil zümrütten yapılmış, kenarları ve ayakları inci, mercan, yakut ve diğer mücevheratla süslenmiş, 360 ayağı bulunan bu sofra, onu Filistin'den Vadil Hicara'ya getiren insanların ve atların ter içinde kalmış suretlerinin ve yelelerinin muhayyilelerdeki telviniyle önemli olduğu gibi, ona dokunan ilk Müslüman olarak Tarık'ın o ilk dokunma esnasındaki duygularının şimdi idrak edilmesiyle de önemlidir. İzleyen yazımızda Endülüs'ten birkaç hikayeyi de hatırlatarak işleyelim bu konuyu inşallah. Ömer Lekesiz Yeni Şafak.